Türk kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan lahmacun vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Lahmacunun nasıl yapıldığını anlatan Suat Koçak, gelen zamları bizler halka yansıtmamaya çalışıyoruz dedi. Tabii ki her işin olduğu gibi lahmacun ve pidenin de kendine göre özellikleri, püf noktaları var. Lahmacundaki en büyük özellik tabii ki siz de hepimizin bildiği gibi, sevdiği gibi. Kullandığınız et, yağ, tabii ki baharatları çok önemli bu işte. Ve en büyük özelliği de işi bilerek yapıp severek yapmanız. Peki nasıl yapılır lahmacun? Neler söyleyebiliriz? Şimdi yani zaten ustalarımızda da gördüğünüz gibi hamuru, unu ayrı bir özellik isteyen bir un lahmacun hamurunun. Yine çıtır olması, açarken ince olması, pişerken altının kenarlarının düzenli, özenli pişmesi bunların en büyük lezzet ve kalite etkeni. Peki Kayseri'deki lahmacun kültürüne değinecek olursak, lahmacun evet. Daha çok doğu illerinde evet. Meşhur olan ve oralarda yenilen bir yiyecek. Antep, Urfa tarafı biraz daha yaygın, işte Maraş gibi ama hani zaten yiyenler, tadanlar bizim lahmacunumuzu özellikle çok kaliteli ve başarılı buluyorlar. Kayseri'deki lahmacun kültürü nasıl? Peki halk lahmacunu seviyor mu? Kayseri'de lahmacun... Tabii ki. Halk bunu talep etmese, istemese biz başarılı olamayız. Tabii ki başarılı olmak için de dediğim gibi çok çalışmak, çok emek vermek gerekiyor. Ve ürününüzü kaliteli, düzgün seçerek almak gerekiyor. Peki malum zamlar bütün sektörleri etkiledi. Aynen. Onun üzerinde vatandaşımızın cebini de etkiledi. Sizin maliyetleriniz arttı mı, bu vatandaşa yansıdı mı? Şu anda bir lahmacun ne kadara satılıyor? Şu anda bir lahmacunun satış fiyatı 10 lira. Ama normalde hani biz bu zammı yaklaşık 3-4 ay oldu yapalı, 9 liraydı, 10 lira yaptık ama hani yaklaşık şu son 2 hafta içerisinde %50 gibi ham maddeye zam geldi. Un olsun, et olsun, işte kuyruk yağı olsun. Bunun önüne geçemiyoruz ama biz halkımıza yansıtmadık. Şu an için direniyoruz diyelim. Hani bir fiyat geri çekme, hemen yansıtmama için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biz kapatmadık. Biz paket servis, gel al servisiyle mücadelemize devam ettik. Hamdolsun işlerimiz iyi. Piyasa şartlarına göre iyiyiz. Çünkü dediğim gibi yani işinizi iyi yaparak, severek yaptığınız zaman halk sizi zaten tercih ediyor. Lahmacuna kıymadan... Bundan ziyade sevginizi de katıyor musunuz? Sevgisiz hiçbir iş olmaz. Başarılı olamazsınız hiçbir zaman. Sektör konusunda en büyük sıkıntı alttan ustalarımızın yetişmemesi. Tabii ki biz yetiştiriyoruz. Hatta kendi oğlum da bu işin içinde. Daha başarılı, bu işi daha ilerleyen zamanlarda sürdürmesi için ona da bildiklerimizi aktarıp ve kendi çıraklarımız, yine ustalarımız zaten bu işin en büyük özelliği istikrar ve sürekliliğin olması. Yeşil Yol sektör olarak yaklaşık 4 yıldır biz bu Kayseri'de hizmet veriyoruz. Kayseri'de başarılı olmak gerçekten çok zor. Eğer başarılı olduysanız bu başarının arkasında çok büyük emek ve yani bilgi, beceri mutlaka vardır yani. Şu an şöyle düşünelim. Biz bir yere gittiğimizde aradığımız en büyük özellik önce gözümüze yani temizliği, hijyenliği nasıl istiyorsak biz yaptığımız işte de insanların en büyük dikkat ettiği şey temizlik ve hijyen kuralları. Elimizden geldiği kadar temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz tabii ki. Çünkü biz yemediğimiz hiçbir şeyi kimseye yedirmiyoruz. Bizim misyonumuz da bu.